Merhaba Hayatı Mutfak izleyicileri. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Hayatı Mutfak Mine. Bugün sizlerle beraber sıvı yağla yapabileceğimiz kahveli bir nefis kurabiye yapacağız inşallah. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Beğeni ve yorum atarsanız da ekstra sevinirim. Haydi Bismillah deyip tarifimize geçelim. Tarifimiz için öncelikle 2 adet yumurtamız var. Yumurtamızı şöyle karıştırma kabımıza alıyoruz diyorum. Şöyle 200 ml su bardağıyla 1 su bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve üzerine şöyle 200 ml su bardağıyla 1 su bardağı şeker ilavesi yapıyorum. Öncelikle şöyle yumurtam, şeker ve sıvı yağımı karıştırıyorum. Ardından malzemelerimizin üzerine arkadaşlar şöyle 1 su bardağı nişastamızı ilave edelim. 2,5 su bardağı un kullanacağız ama yine kontrollü bir şekilde ilave etmemiz gerekiyor. Önce 1 su bardağını koyuyorum. Ardından 1 paket vanilyamı, 1 paket nişasta vanilyamı ve kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve en önemlisi olmazsa olmazı bir yemek kaşığı dolu dolu kahve ilave ediyorum. Türk kahvesi ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bu aşamada 1 su bardağı daha unumu ilave ediyorum. Şunu karıştırayım. Üzerine 1 çay bardağı iri kıyım cevizim var. Onu ilave ediyorum. Ve 1 çay bardağı damla çikolatamı da ilave ediyorum. Ve spatulamı çıkartıyorum. Ve bütün malzememi şöyle artık elle karıştırıyorum. Elle yoğuruyorum. Hamurumuz hazır hale geldi. Toplamda 2,5 su bardağı koydum. İdeal geldi arkadaşlar. 2 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Şimdi şöyle yaklaşık bir mandalinadan küçük, hatta bir mandalina kadar, orta boy bir mandalina kadar bezeler kopartıp şöyle hafiften elimizle bastırarak şekillendiriyoruz ve tepsimizi bu şekilde diziyoruz. Bu şekilde artık kurabiyelerimiz şekillendi ve fırına gitmek için hazır. Fırının başından ayrılmayın çünkü birazdan bir işlem uygulayacağız arkadaşlar. Birkaç dakika fırınladıktan sonra ardından diğer işlemimize geçeceğiz. Şimdi fırına gidebilir. Şimdiki aşama arkadaşlar 10 dakika fırınladım. Gördüğünüz gibi çatlamaya başladı ve çatlamaya başladıktan sonra şöyle arkası düz bir bardakla kurabiyelerimizi bastırıyoruz ki daha güzel çatlasın. Şimdi son kurabiyemizi de bardakla bastırdıktan sonra tekrar şimdi fırına atacağız. Bir 10 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra kurabiyelerimiz pişmiş olacak. Ama kurabiye şeklinin daha güzel olması için bardakla bastırmanız şart arkadaşlar. Kurabiyelerim piştiler ve fırından çıktılar. Şöyle üzerlerine de güneş geliyor. Çok lezzetli görünüyorlar. Sizlere şunu göstereyim. Altı üstü muhteşem görünüyor. Özellikle kahvelerinizin yanında, çaylarınızın yanında yiyebileceğiniz çok pratik. Gördüğünüz gibi o 20 dakikada hazırlayıp hemen çayın yanında indirebileceğiniz çok pratik bir tarif arkadaşlar. Pişmesiyle yapımı toplamda 20 dakika.
Bu şekilde arkadaşlar bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer kurabiye tariflerimi de yine kanalımdan bakabilirsiniz. Çok çeşitli kurabiyeler kanalımda mevcut. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.